İstanbul'un en gözde bölgelerinden birisinde Sultanahmet'teyiz. Yaklaşık 40 yıllık bir fırındayız, ekmek fırınındayız. Zarif bir hanım, Emine Güldümaz Hanım, buranın işletmecisi, sahibi. Emine Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bize yaptığınız işi biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ben radyo televizyon görsel tasarım mezunuyum. Mesleğimi yapmayıp baba mesleği yapmaya karar verdim ve üçüncü nesil olarak da hala devam ettiriyorum. 16 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Bu sektör çok zor bir sektör. Evet, işte erkekler yapabilir, evet. Ama bence kadınlar yapmalı. Kadınlar hamurdan çok güzel anlayabilir, yoğurabilir, sevgisini katabilir, şefkat gösterebilir ve bunu tamamıyla işine yansıtabilir her detayıyla. Öyle düşünüyorum. Ben bu işe başlarken baba mesleği olduğu için başladım. Başlayıp bırakmama sebebim benim için manevi boyutu vardı. Babamın işiydi, babam hayatta değildi ve yapmak zorundaydım. Kendi işine sahip çıkan bir jenerasyon olmak istedim. Bu jenerasyonu çocuklarıma da devam ettirmesini her zaman isterim. İşimi çok seviyorum. Severek yaptığım için de hiçbir şey benim gözüme batmıyor. Sevgiyle yapıyorum, severek yapıyorum. Meslektaşlarım beni çok yadırgayabilirler belki. Ama yaptığımız iş çok zor bir iş değil. Prensiplerini yaptıktan sonra, düzgün ve sistematik yaptıktan sonra zor bir meslek olduğunu kabul etmiyorum. Peki, bugün geldiniz, fırında işçi hiç kimse yok ama ekmek çıkarmak zorundasınız. Siz bunu yapabilir misiniz? Hiç kimse ekip ruhuyla, yani hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Ben öyle tek başına yapılabilecek bir işin olduğunu da düşünmüyorum. Tek başına yapılabileceğini düşünmüyorum çünkü her zaman bir ekibe ihtiyacınız olur. Bu makineler sistemiyle de yapılıyor olsa o hamuru çuvaldan kazana dökmek için bile birine ihtiyacınız olur yani. Tek başınıza yapamazsınız. O yüzden tek başınıza yapılabilecek bir iş değil fırıncılık. Ama her aşamasını biliyorsunuz. Tabii ki biliyorum. Tabii ki. Evet. Aynen öyle. Hani ben bir eksik personelle içeri girer, hamur yoğurabilirim. Ekmek pişirebilirim. Hepsini yapabilirim. Peki bu işin sizce zor tarafları neler? Hem ticari, hem duygusal, hem fiziksel zor tarafları neler acaba? En zor tarafı artık bizim atalarımızda mesleki olarak görev yapan ustaların hiçbirinin olmaması. Artık Ahmet Usta yok, Mehmet Usta yok. Hani çünkü onların yaptıkları işi, zorluklarını gördüğü için onların çocukları bu işi yapmıyor. Babam fırıncı ustası, hamurcu, hamurkar olduğu için çok zorluk yaşadık. İşte bayramımız yoktu, işte tatilimiz yoktu diyerekten hiç kimse babasının yaptığı işi kabul etmedi ve yapmadı. O yüzden eski ustalarımız tarihe karışınca bu işte çalışmaya niyetli insan kalmadı. Ticari olarak zorlukları neler? Ticari olarak da çok büyük bir pazar. Ciddi anlamda büyük bir pazar. Her gün tüketilen, her gün soframıza kadar gelen olmayan ev yok. Bunun dağılımları çok fazla oluştu. İnsanlar bu ürünleri tüketirken sağlıksal faktörlere bakan da oldu, bakmayan da oldu. Çok geniş yelpazede dağıldı. Peki, eskiden bu kadar çeşit yoktu herhalde. Evet, yoktu. Şimdi ciddi bir ürün gamı var. Evet. Bunun için ne diyorsun? Bu bir artı değer mi? Olması gereken aslında, çünkü farklılaşmak gerekiyor, değişime ayak uydurmak gerekiyor. Çünkü eski şekilde devam ederseniz bir yerde sisteme ayak uydurmazsanız yok olur gidersiniz. Değişiklikler, yenilikler, her işletmenin yapması gerektiği işler bizim sektörümüzde de olması gerekenleri meslektaşlarımız gibi bizler de yaptık. Peki makinalaşma bu işe ne kazandırdı? Hız kazandırdı. Çoğalan talebin karşılığını verdi. Yani makinelerin yenilenmesi bir yakıt ekonomik anlamında işverene
çok büyük bir kar elde ettiriyor. Daha az personel çalıştırıyorsunuz makine açtığınız zaman. Yani daha sistematik bir şekilde kurgu ve strateji geliştirebiliyorsunuz. Bunu bu kadar saatte yapabilirsem, bu işi de bu kadar saatte yapabilirim diye programlayabiliyorsunuz. Eskiden kazanlar mesela 1,5 saat kazan dönerken işte mikserler çıktı, 20 dakikada hamur yoğurmaya başladık. Yani bu kadar makinalaşmak iyi yani mesleğimizde de. Peki özel bir soru sorayım. Siz sanırım Toya makineyle çalışıyorsunuz. Toya ile çalışmanın bir farkı var mı? Toya ürünlerini kullanmanın? Yani şöyle, Toya'dan kullandığım ürünlerin hepsinden memnunum. Bir tane yabancı ürünüm yok. Bu ilk başta karşınızdaki insanla iletişim kurabiliyorsanız, servis alabiliyorsanız en iyi ürün markasından daha çok kalitesi o oluyor aslında. Bir de yabancılar bu işi çok fazla silattı. Şimdi bir süre yabancı ekmek markası var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani pazarımız çok geniş. Ülkemiz bunun için gerçekten güzel bir coğrafyada tüketimimiz çok fazla. Ve yurt dışındaki insanların buraya yatırım yapmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu pazarı görüyor. Bu pazardaki değişikliği fark ediyor. Kendi insanı bunu fark edemeyen tek toplum Türkiye. Yani bu fırıncı işinin değerini bilmiyor benim gözümde. Bunu biraz açar mısınız? Yani ne demek istiyorsunuz? Yani yabancılar gelip bizim ülkemizde yatırım yapabiliyorlar. Markette alışveriş yaptığımız marketlerin içerisine kadar girip fırın kurabiliyorlar. Ve fırıncı bunu tamamıyla algılayamıyor. Nedir bu diye. Yani o orada iki ay sonra kapatır gider diye bakıyor ama aslında daha çok fazla yayılıyor. İşte popüler kültürün getirmiş olduğu işte ekşi mayalı ekmekler çıkıyor. 1 kiloluk ekmeği 30 liraya satan insanlar da var. Bu da bir fırıncının bir nebze pastasından bir dilim parça alıp kenara koyabiliyor. Bunun dışında işte marketlere giden insanlar artık fırına gitmiyor, marketten ekmeğini alıp gidiyor. Bu da fırıncıya bir şekilde sıkıntıya sokuyor. Gizli gizli içeriden bir şekilde kemiriliyor fırıncı aslında. Ürün yelpazesini değiştirmiyor, ustasına dünya kadar para verse bile elinde tutamıyor, çalışma şartlarını iyileştiremiyor. İstihdam sağlıyor ama o istihdamın karşılığını cebine koyamıyor. Peki hayatın içindeki görevleriniz için de annelik de var sanıyorum. Evet, iki nasıl tane. Nasıl planlıyorsunuz hayatınızı? Bir kadın olarak eşiniz, çocuklarınız, iş yeri ve iş yerinde de sizin geniş bir aileniz. Nasıl planlıyorsunuz? Zor oluyor mu? Yani şöyle, eğer zamanı iyi kullanırsanız ve değerlendirirseniz bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Niyet ederseniz her şey yapabilirsiniz. Çok iyi bir anne olabilirsiniz, çok iyi bir iş kadını olabilirsiniz. Bunu planlayaraktan gitmek ve düzenli bir şekilde sistemi kurmakla alakalı. Ben bundan 4 yıl önce bunlarla daha çok zorlanıyordum ama şu anda sektörüm içerisine girerken yapmış olduğum değişiklikler ve yeniliklerle şu an daha rahatım. Hani evimden bile takip edebileceğim bir sistemin içerisindeyim ve bu sistemin içerisinde olurken hem para kazanıyorum hem huzur satın alıyorum. Peki çocuklara devam edecek mi sizden sonra çocuğunuz? Vallahi çocuklarımın, yani benim çocuklarım çok küçük. Oğlum 12 yaşında, kızım 7 yaşında. Ancak onları beklersem aç kalırım büyümelerini yapacaklar mı diye. Onlar yapmasalar bile bu hayatta devam ettirmeleri için teşvikte bulunacağım ben. Büyüdükleri zaman soracağım yani şu an geliyorlar akşam birlikte üretime takip ettiğimiz zaman merakla yapmaya teşvik oluyorlar. Ancak bilemem yani yarın onlara ne getirecek ama ben onlar için güzel bir zemin hazırlamaya çalışıyorum. Peki sizce ideal ekmek hamuru nasıl olmalı? İdeal ekmek hamuru öyle 2 saatte hemen fermante olup önümüze konulan bakkal ekmeği olmamalı. Sağlıksal olarak.
Tarif eder misiniz peki? Sizin kafanızdaki ne yani? Biraz şöyle, ben hatırlıyorum çok küçükken nohuttan işte mayayla, yani ekşi mayayla yapılırdı ama üretim ne kadar çok fazlalaştığı zaman, yani üretim yetiştiremiyoruz artık. Ne zaman hayatımıza ticari mayalar girdikten sonra o bizim vücudumuzda her türlü sağlıksal problemler yaratmaya başladı. Ben ekşi mayayla yapılan ekmeklerin o kokusunu, o dokusunu burnumuzda hissedebildiğimiz ekmeklerin soframızda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam.